Göz içinde uçan cisimler aslında oldukça sık rastlanan ancak çok can sıkan bir durumdur. Genellikle 40 yaşlarından sonra başlayıp yıllar içinde görülme sıklığı artar. Fakat miyop kırma kusuru olan kişilerde, gözüne darbe gelmiş kişilerde, önceden göz ameliyatı olanlarda daha erken ve daha sık gözlenir. Kimi zaman tek tük başlar, kimi zaman aniden yoğun bir biçimde başlar. Özellikle beyaz duvar, gökyüzü gibi aydınlık zeminlere bakarken daha belirgindir. Ufak tüye ya da solucana benzer ve göz hareketiyle kısmen yer değiştirir. Sıklıkla uçan sinek zannedilebilir. Bazen gözün ortasında ya da kenarında ışık çakması da birlikte olabilir. Bu uçuşmalar jöle kıvamındaki göz içi sıvısının bozulması ile ortaya çıkan protein içerikli katı cisimlerdir. Tıpkı güneşte ardımızda oluşan gölgemiz gibi bu katı cisimcikler de retina üzerine gölge düşürürler ve bu şekilde onları uçan cisimler olarak algılarız. Göz içi uçuşmaları genellikle herhangi bir tehlike arz etmezler. Ancak nadiren bu uçuşmalara retina yırtığı eşlik edebilir. Özellikle aniden ortaya çıkan kurum yağması gibi uçuşmalar, bu uçuşmalara ışık çakmalarının eşlik etmesi durumunda retina yırtığından şüphe etmek gerekir. Bunun için en kısa sürede göz doktoruna başvurup retina muayenesi yaptırmak gerekir. Eğer retina yırtığı varsa lazer tedavisi ile basit bir şekilde tedavi edilebilir. İhmal edildiği takdirde retina dekolmanı denen ve körlük sebebi olan durum ortaya çıkabilir ve ancak ameliyat ile tedavi edilebilir. Dolayısıyla gözde ani oluşan uçuşmalar ve ışık çakmaları var ise mutlaka doktor kontrolünden geçmek gerekir.